Değerli basın mensupları, nereye gideceğini bilmeyen kaptana hiçbir rüzgar yardım edemez. Hükümet ekonomiyi darmadağın etti. Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı ve Milletvekilliği seçimlerinden önce ızrar halinde seçimi kazanmak için tüm düğmeleri aynı anda bastı. Merkez Bankası'nın kasasında döviz bırakmadı, ekonomiyi büyük bir istikrarsızlığa sürükledi ekonomiyi içine sürüklediği bataklığı seçim sürecinin son durağı olan yerel yönetim seçimlerine kadar da şimdi milletten gizleme çabası içine girdi. Bunun için daha önce görevden aldığı eski bakan Mehmet Şimşek'i yeniden ekonominin başına getirdi. Amerika'dan Merkez Bankası Başkanı ithal etti. O güne kadar uyguladığı politikalara kendi atadığı bakanın akıl dışı, irrasyonel demesini duymazdan geldi. Merkez Bankası'nın tabela faizlerini arttırmasına göz yumdu. Ama ne yaptıysa kimseyi akılcı politikalara döneceğine ikna edemedi. Beklediği para da ne dışarıdan ne de içeriden geldi. Erdoğan kendi yanlışlarının sonucunda millete içirmesi gereken acı ilacı Mart ayında yapılacak seçimlere kadar dış borçla erteleyebilme hedefinden uzaklaştıkça uzaklaştı millete yüklenmeye başladı. Torba yasayla özel tüketim vergisini, katma değer vergisini, gelir ve kurumlar vergilerini arttırdı. Vatandaştan bu yıl motorlu taşıtlar vergisini almıştı. Şimdi döndü vatandaşa bir kere daha motorlu vergiler, motorlu taşıtlar vergisi ödeyeceksin dedi. Milletin sırtına bu vergilerle toplamda 1 trilyon 150 milyar lira yükledi. Alınan vergilerin üçte ikisi de tüketim vergisi. Yani dar ve sabit gelirli vatandaşların üzerinde kalacak olan vergiler. Hükümet fiyatını belirlediği mal ve hizmetlere de zam üstüne zam yapmaya devam ediyor. Artık bir çay bir simit bile lüks oldu. Geçtiğimiz ay çaya yapılan yüzde 43 dev zamın ardından bu ayda çaya yüzde dokuz buçukluk bir zam daha geldi. Çiğ, çiğ süt fiyatları %35 arttırıldı. Bu da önümüzdeki günlerde market raflarındaki süte, yoğurda, peynire zam olarak gelecek. Enflasyon son aylarda baz etkisiyle bir miktar düşmüştü ama artık bu etki bitti. Önümüzdeki aydan itibaren Türk lirasının değer kaybetmesi, dolaylı vergilerin, harçların arttırılması ve zamlar nedeniyle enflasyonun yeniden hızlandığını göreceğiz. Erdoğan ne kadar tek haneli enflasyon masalı anlatırsa anlatsın, enflasyon cephesinde yılın ikinci yarısında işlerin hiç kolay olmayacağı ayan beyan ortada. Vatandaşa çay kaşığıyla verdikleri kepçe, verdiklerini kepçeyle geri alacaklar. Bu ülkede işsizlik her gün can yakıyor. İşkura kayıtlı işsiz sayısı son dört aydır iki buçuk milyonda çakıldı kaldı. Ekonomi yavaşlıyor. Bugün konut satışları açıklandı. Haziranda konut satışları bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 44,4 düşmüş. Bu Temmuz 2021'den bu yana konut satışlarında görülen en sert düşüş. Sanayi üretimi yıllık olarak bakıldığında son 7 ayın beşinde gerilemiş. Seçimde Verilen gaza rağmen ekonomi yavaşlama sinyalleri veriyor. Değerli basın mensupları. Erdoğan'ın model dediği safsatayı uygulamaya başladığı 2021'in Ekim ayından bugüne cari açık her ay arttı. Rekor üstüne rekor kırdı. 20 aylık birikimli cari açık 87 milyar dolar oldu. Ama bunun finansmanı için dışarıdan yeterli para gelmedi. Açığın tam 36 milyar doları ülkenin kasasındaki dövizler satılarak finanse edildi. Ama artık tulumbada su bitti. Güçlü çıpalara sahip tüm kesimlerin uzlaştığı adil olduğunu kabul etti. Saydam ve hesap verebilir bir biçimde uygulanan ve gömleğin ilk düğmesini yönetimin kendi harcamalarında radikal bir tasarrufa giderek iliklemeye başladığı Güçlü bir program olmadıkça bu sarmaldan çıkmak artık mümkün değil. Erdoğan Litvanya dönüşünde ekonomi programımızı tabisiz uygulayacağız diyor. Şimdi bu kaçıncı program diyeceğim ama ortada açıklanmış bir program yok. Bahsettiği ekonomi programını ne gören var ne de duyan. Zam çok, vergi çok, yoksulluk çok, açlık çok. Programda, huzurda, ortada yok. Tek bildikleri hep zengini daha zengin, fakiri daha fakir, daha fakir yapmak. Millete ekonomik soykırım uygulamak. Tulumbada su kalmadı. İrrasyonel politikaların mucidi uçağı havadayken rasyonel politikalar güzellemesi yapmaya başladı. Samimiyetsizlik bunlarda diz boyu. Mış gibi yaparak seçime kadar bu işi aspirinle idare, idare edebilir miyim diye bakıyorlar. Ek bütçe dedikleri bir ucubayı bugün meclise sundular. Getirdikleri ek bütçede milletten toplayacakları 1 trilyon 150 milyarlık verginin karşılığında 1 trilyon 150 milyarlık harcama yazmışlar. Neden? Çünkü yasal olarak ek bütçede açık getiremiyorlar. Ama ek yapılan harcamalara baktığımız zaman her şey var. Ama kamu çalışanlarının maaş ve ücretlerine Emeklilerin aylıklarına, ikramiyelerine yapılan zamlar, sosyal güvenliğe devlet katkısındaki artış gibi toplamda 794 milyar liralık harcama ek bütçede yok. Yani bütçenin içinde görünmeyen bir başka bütçe var. Bunu Cumhurbaşkanına verdikleri insaf dışı ödenek yazma yetkisiyle bütçeye karşılığına gelir yazmadan yazacaklar yazdıkları bütçe açığını, yani sene başında yazdıkları bütçe açığını ikiye katlayacaklar, rekor kıracaklar. Bir de bunu karşılasın diye Cumhurbaşkanı'na bir insafsız, net borçlanma yetkisini üçe katlayan bir yetki de veriyorlar. Memleketin bütçesini, kaderini tek kişinin iki dudağını arasına bırakıyorlar. Nerede kaldı millet iradesinin tecelligahı? Türkiye bütçe Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin bütçe yapma hakkı. Torba yasayla kur korumalı mevduatın yükünü de hazineden Merkez Bankası'na devrettiler. Bütçe açığının önemli bir bölümüne de para basarak karşılamak üzere yok ettiler. Anayasaya, yasalara aykırı, saydamlıktan, hesap vermekten uzak, bölük, pörçük uygulamalarla güveni arttırmaları mümkün değil. Aksine bu uygulamalarla güveni daha da azaltıyorlar. Milletimize çıkacak faturayı her gün biraz daha ağırlaştırıyorlar der ve taşınamaz hale getiriyorlar. Değerli basın mensupları, daha önce de Tulumba'da su bittiğinde Erdoğan, bu can bu tende kaldıkça vermem dediği rahibi bir gecede Amerika Birleşik Devletleri Başkanı'nın makamına teslim etmişti. Dinletiriz, gösteririz ama vermeyiz dediği Cemal Kaşıkçı cinayetinin kanıtlarını dosyasıyla Suudi Arabistan'a devretmişti. Kendi gazetecilerimiz zindanlarda çürürken hiçbir surette iade etmeyiz. Ben bu makamda olduğum sürece asla dediği Alman vatandaşı Türk muhabiri Merkel bastırınca apar topar Almanya'ya teslim etmişti. Ve şimdi daha 15 gün önce İsveç'e boşuna uğraşma. Sen Kur'an'ın yakılmasına müsaade ettiğin sürece bu sizin NATO'ya girmenize, biz sizin NATO'ya girmenize evet demeyiz diye meydanlarda caka satıyordu. Türkiye gelecek İsveç heyetlerine kusura bakmasınlar, yorulmasınlar. NATO'ya girmelerine izin vermeyiz diyerek kapıdan kovalıyordu. Sonra bir baktık, bir gecede çark etti. Şimdi yani böylesine bel kıran bir dönüş insana tulumbadaki su meselesi yanında yabancı bir ajansın NATO zirvesi öncesinde Erdoğan'ın oğlunun kurduğu genel başkanımızın da aileleri konuşmaya buradan başlayalım dediği Manhattan'daki gökdeleni yapan vakıfla ilgili yolsuzluk haberinin de etkili olduğunu düşündürüyor. Birilerin adına aba altından sopa gösterince Öyle gözüküyor ki birileri birilerinin adına aba altından sopa gösterince işler daha da hızlanıyor. Erdoğan İsveç'in NATO üyeliğine onay verdi. Nokta. Ama samimiyetsizlikte burada da zirve yapıyor. Tek bir imzayla daha önce meclisin onayladığı İstanbul Sözleşmesi'ni bitiren kibirli Erdoğan, İsveç'in NATO üyeliği konusunda yetki Türkiye Büyük Mecl Millet Meclisi'nde demeye başladı. Düne kadar tukaka olan Avrupa Birliği üyeliği de birden torbadan çıkıverdi. Herhalde birileri ona geçmişte Avrupa Birliği üyeliği gündemdeyken Türkiye'nin ne kadar rahat para bulduğunu anlatmış. Bir de bunu koyalım diyor şimdi. Bir de bunu yapalım. Atalarımızın borçlunun yalımı alçak olur diye bir sözü var. Bunu boşa söylememişler. Seçimlerden önce ekonomide yaptığı hataları Şimdi dışarıdan alacağı borçla gizleyebilmek için bakalım Erdoğan süngüsünü daha ne kadar düşürecek. Bunu öğrenmek için çok fazla beklemeyeceğiz. Şimdi Erdoğan Körfez yolcusu. Bakalım oralarda para gelsin diye nelere evet diyecek. Borç almak için hangi emirleri alacak? Hep birlikte göreceğiz. Değerli basın mensupları. Erdoğan döneminde cari açık ve bütçe açığının yanında Türkiye'nin en önemli açıklarından biri de itibar açığı oldu. Bir siyasetçi için, bir siyasi parti için iktidarda kalmak önemlidir. Ama İsmet Paşa'nın dediği gibi bundan çok daha önemli olan itibarda kalmaktır. Bu hükümet için itibar vatandaşına hak ettiği bir bir hükümet için vatandaşın itibar vatandaşına hak ettiği refahı sağlamakla, hakkı hukuku adaleti korumakla, insanlarına güven vermekle, onların ihtiyaç duyduğu hizmetleri en iyi bir şekilde sağlamakla ve tabii yaptıklarının da hesabını vermekle olur. Ülkemizi hukukun üstünlüğü endeksinde 15 sıra. Yolsuzluk yolsuzluk endeksinde 20 sıra. Mutluluk endeksinde 43 sıra. İnsani özgürlük endeksinde 46 sıra gerileten Erdoğan bunların hiçbirini yapmadı yapamaz. Hukuk devletini bitirdi. Bu ülkede artık hakimler, Yargıtay, Cumhuriyet Başsavcıları, Yargıtay dava daireleri Anayasa Mahkemesi'nin kararlarını tanımıyor. Anayasa Mahkemesi'nin kararını uygulamayan kamuoyundaki tartışmaları pek tartışmalı pek çok davaya imza eden imza atan hakim Adalet Bakanı yardımcısı yapılıyor. Şimdi buradan biz soruyoruz. Şu kararlarını tanımadığınız Anayasa Mahkemesi, Zimbabwe'nin Anayasa Mahkemesi mi? Türkiye İşçi Partisi milletvekili Can Atalay'ın tahliye talebi Anayasa Mahkemesi kararları ve yasalar ortadayken reddedildi. Milletin iradesi göz göre göre aslında birbirlerini dengelemesi gereken üç ayrı kuvvetten biri olan yargı tarafından gasp edildi. Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı da bunu seyretti. Biz buradan bir kere daha tekrarlıyoruz. Can Atalay serbest bırakılmalıdır. Bu yapılan sadece Can Atalay'ın değil, ona oy vererek meclise gönderen tüm vatandaşlarımıza milletin iradesine saygısızlık yargı iktidarın güdümünde oldukça, yolsuzluklar arşa varınca, hak hukuk, adalet ayaklar altına alınınca, tabii Türkiye'nin dışarıda itibarının kırıntısı bile kalmamaktadır. Ondan sonra Erdoğan, Avrupa Birliği'ne üyelik sorusu soran gazeteciye ağzın bal yesin derken, İtalya Başbakanı da çıkıp, Türkiye'nin Avrupa Birliği üyeliğinin gündemin üst sırasında olmadığını söylemektedir. NATO'daki ortaklarımız Suriye'nin kuzeyindeki terör yuvalarını desteklememe konusunda açık teminat vermeden kurulan NATO bünyesinde kurulan bir koordinatörlükle cakas atıyorlar. Siz İsveç'in NATO üyeliğinin önünü açarken İsveç mahkemeleri Litvanya dönüşü uçağınızın tekeri yere değmeden terör suçlamasıyla istediğiniz iki kişiyi iade etmeyeceğini açıklıyor. Öyle görünüyor ki siz bu NATO toplantısında hiçbir şeyi kabul ettirememişsiniz. Ama onların dayattığı ne varsa kabul etmek zorunda kalmışsınız. Çünkü tulumbada su bitti. Yönetiminizin itibar açığını arttırdıkça arttırmışsınız. Borç alanın nasıl emir aldığını göstermişsiniz. Değerli basın mensupları Milletin sırtına bir trilyon liradan fazla vergiyi eli hiç titremeden yükleyen bu hükümet milyonlarca emekliye sıfır maaş artışı verdi. Oysa seçim öncesinde hükümet emekli aylıklarında adaletsizliği gidermek için kademeli artış sözü vermişti. Yine Erdoğan emekli maaşlarının iyileştirilmesi için arkadaşlarına talimat verdiğini söylemişti. Bahçeli'de de memura verilen seyyanen zammın kök aylığa yansıyacak şekilde emekliye de uygulanmasını istemişti. Ama bütün bunların alayı olmadı. Alayı samimiyetsiz çıktı. Biz haftalardır gelin emeklilerimize hak ettikleri insanca yaşamı sağlayacak bir aylığı verelim. Bununla ilgili düzenlemeyi hep birlikte yapalım dedik durduk. Dün akşam da emeklilere enflasyona ezdirmemek için ve bir iyileştirme olması için önergemizi de verdik. Ama hükümetin büyük ortağı reddetti. Bu arada bu konuda sızlanıp duran küçüğü de görmezden geldi, o da dolaylı olarak reddetti. Şimdi emeklilerin sadece bir kısmına verilen zam da hükümetin getirdiği vergilerle yapılan zamlarla değer kaybeden Türk Lirasıyla yıl sonuna kadar misliyle geri alınacak. Zam almayan emeklilerimiz de daha fazla ezilecek. Evet, emeklilerimiz Erdoğan'ın ekonomik soykırımının kurbanı olacak. Hükümet 8 ay sonra yapılacak seçimlere kadar sebep olduğu ekonomik soykırım konuşulmasın diye elinden geleni yapıyor. İlk hedefi Cumhuriyet Halk Partisi, Genel Başkanımız Kemal Kılıçdaroğlu ve bize destek veren buçuk milyon insanı dağıtmak, etkisizleştirmek, susturmak. İpe sapa gelmez iftiralarına yerde de gökte de devam ediyor. Yaklaşan yerel seçimlere giderken milleti bölünmüş şekil milleti bölmek beraberliğini bozmak istiyor. Rollerde, trollerde belli. Feshanede sergiler basılıyor, festivaller iptal edilsin diye kampanyalar yapılıyor, trollerin hedef gösterdiği sanatçıların konserleri iptal ediliyor. Milli Eğitim Bakanlığı koltuğuna oturtulan zat, karma eğitimi tartışmaya açmaya çalışıyor. Sanki Türkiye'nin, Türk eğitiminin en önemli sorunu buymuş gibi. Erdoğan'ın ortağı Hizbullah'ı terör örgütü diye kabul etmeyen partinin milletvekili karma eğitime dayatma diyor. Bu hükümet ideolojik vesayetle eğitim sistemini mahvetmeyi sürdürüyor. Kız çocuklarını eğitimin dışında tutmanın peşindeler. Tekrar soruyorum, bu çağda Türk eğitiminin sorunu bu mu? Çağ dışı kalmış kafalara eğitimi teslim, eğitimi teslim ederseniz sonuçta bu oluyor. Ama biz zaman kaybediyoruz. Türkiye zaman kaybediyor. Orta gelir tuzağından bir türlü çıkamıyor. Tabi bu oyunun içinde başka oyunlar da var. Hükümetin planı yaşam biçimi farklılıkları üzerinden milleti ayrıştırarak, bölerek ekonomik soy soy kurumu unutturmak, aradan sıyrılı vermek. Bunun içinde yerel seçimlere kadar elinden geleni, geleni yapacağını görüyoruz. Türkiye'de 8 ay sonra yapılacak seçimler çok önemli bir dönemeç. Artık bu ülkenin aydınlık yarınlarına inananlar dayanışma içinde yaklaşan seçimlere birlikte hazırlanmalıyız. Kendimize güveneceğiz, birbirimizi suçlamayacağız, birlikte doğruları bulacağız. Bize oy veren 25 buçuk milyon dahil milletimizin hiçbir ferdi'nin hakkını yedirmeyeceğiz. Arkamızdaki desteği 30 milyona, 35 milyona çıkaracağız. Hükümetin uyguladığı ekonomik soykırımın, sığınmacı meselesine ikircikli yaklaşımının İsveç'te Kur'an-ı Kerim'in yakılmasından sonra ettiği sözleri bir gecede yalayıp yutmasının hayal kırıklığına uğrattığı son seçimlerde AK Parti'ye ve Cumhur İttifakı'na oy veren yurttaşlarımız da bunun hesabını sormak için saflarımıza bekliyoruz. Despotlara, bölücülere, ülkemizin itibarına kastedenlere, ekonomik soykırım uygulayanlara, hukuk devletini tanımayanlara geçit vermeyeceğiz. Benim söyleyeceklerim bu kadar. Şimdi sorularınız varsa alabilirim. Efendim müsaadenizle bize yönlendirilen bazı sorular oldu. O, i̇lk soru Fox TV tarafından yönlendirildi. Fox TV'nin sorusu şöyle. İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu için Tuzla Belediye Başkanına hakaret iddiasıyla kamu görevlisine alenen hakaret suçundan 2 yıl 4 aya kadar hapis cezası aynı zamanda cezalandırılması aynı zamanda da siyasi yasak istendi. Bu konudaki değerlendirmenizi alabilir miyiz? Bu da İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanımıza daha önce yapılanlar gibi açılan bir kumpas davası. O toplantının videoları var. O toplantıdaki videola, videolara bakıldığında belediye başkanımızın ortalığı sakinleştirmeye çalıştığı, sözlerinde de eleştiri dışında hiçbir hakaret olmadığı çok açık net bir şekilde görülüyor. Efendim Sözcü TV tarafından yönlendirilen bir soru var. O soruda şöyle. Türkiye İşçi Partisi tarafından Hatay'dan milletvekili seçilen Can Atalay hala cezaevinde. Son olarak Yargıtay Atalay'ın tahliye edilmesi talebini de reddetti. Cumhuriyet Halk Partisi bu konuya tepkisini daha farklı bir şekillerde dile getirecek mi? Bu konuyla ilişkin nasıl adımlar atılacak? Can Atalay'ın şahsında Millet iradesini yapılan bu suiistek karşı her türlü desteği verdik, vermeye de devam edeceğiz. Daha iki gün önce genel başkanımız, il başkanımız ve genel başkan yardımcılarımızla birlikte kendisini cezaevinde ziyaret etti. Millet iradesine kasteden bu karar, bu yargı kararlarına karşı durmaya devam edeceğiz. Millet Meclisi Başkanının da Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanının da bu konuda harekete geçmesini bekliyoruz.